sesini açmaya geldim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyla beni tanıyacaklar için ismim Melis. Bugün günlerden pazartesi. Saatlerimiz 4 oldu. Şu anda yoldayız. Bulgaristan'a gidiyoruz. Sizi de bizimle birlikte götürüyorum. Umarım çok güzel ve işlerimizi halledebildiğimiz böyle kolaylıkla geçen bir gün olur. Size keyifli seyirler diliyorum. Bize kolay gelsin. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Saatlerimiz 6:10 geçiyor ve sınırdayız. Sınırlı kalabalığı göstermek istiyorum size. Şöyle solda bir gişe çalışıyor. 2 tane araba var. Bizim önümüzde bir tane var. Şöyle sağda bir tane daha gişe çalışıyor. Onda da 2 tane araba var. Yani çok yoğunluk yok. Çok çabuk geçeceğiz gibi duruyor. Şimdi biraz free shop turu yapalım istedim. Ben buradaki Guess'in bu ürünlerine bakmayı seviyorum. Bu arada eşofmanlar bayağı güzel gözüküyor Faik'cim. Şunun fiyatına bakar mısın? Ne kadar? Bakıyor musun? 65,5. 65 euro. Şu anda 38 ile çarpıyoruz güncel olarak. Bunların sanırım üstü yok. Şöyle siyahlarında üstü varmış. Ama yanlış bir kombi işte. Bu geçenler buraya denk geliyor. Evet, olabilir. Güzelmişler. Şöyle çanta modelleri var. Benim beğendiğim bir tane kanvas çanta vardı. Göstermiş miydim daha önceki geldiğimizde hatırlamıyorum ama çok güzeldi. Şu an yok maalesef. Benzeri de yok yani. Şuradakilere bakalım birazcık. Bunlar da gez. Şöyle bir çantaya da ihtiyacım var. Benim 105 euroya düşmüş. Ne kadar ucuz? Değil mi? Yok, hiç değil. Düşüyor. Oldu. Bir de şöyle bir model varmış yazlık. Bilemedim bunu. Hadi bakalım, şimdi daha fazla bekletmeden gidelim. Bu arada benim cüzdanımın çantası. Çok beğenmiştim bunu zamanında da. İçine bir tane telefon, bir tane cüzdan koyacağız. Ve dolacak yani. Bu filan badeye almak zorunda kalıyorum şu anda. Yani bunun içine sığmadığı zaman bir şey ifade etmiyor. Şöyle 100 euroya bir tane ayakkabısı varmış. Türkiye'deki fiyatları ne bu arada bilmiyorum. Siz biliyorsanız aşağı yazın. En azından konuşmuş oluruz. Hadi şimdi gidelim. 16 derece mi 17 derece mi şu an? Hava çok soğuk. İyi ki almışım bu üstümü. Üşüyorum. Beni de çek. Ben de iki içliğimi giymişim. Ya. Evet, ne kadardı? 7 levam. Şu su olayını bitirmişlerdi önceden. Bakalım, pandemi zamanı mıydı? Yoksa suların bu kadar azaldığı zamanda mıydı? Hatırlamıyorum. Şimdi tekrar geri gelmiş. Sınırdan, Bulgar sınırı hemen ondan? Şurada ya karşımızda. Şu oraya girmeden Türk ve Bulgar arasında burası. Bende var bozuk para. Var ne yiyeyim bende? Hadi bakalım. Duracak mıyım? Durmuyorum. Atıyorlar beni. Bakın şimdi araba arabamızı yıkıyorlar. Ya boşu boşu, yemin ederim su işi yapıyor ya. Arabamız kirlendi. Teşekkürler. Duracağız mı burada acaba? Evet abi. Mecbursun. İkinci sıra duracağız. İlaç efendim. Kokuyor yalnız. Evet. Niye? Kolları bir şey gibi. Bence uyuyorlar. Adamımız geç tabii ki de. Hadi. Aa, ödeme yapmadık. Bereket versin. Devam et versin. Ama belki de ücretsizdir yani. Uyuyor. Ya yok öyle şey mi olur anne ya? Alırlar mutlaka da. Dönerken bakarız. Dönerken bakacağız evet. Yok tamam boşver seni. Bulgar sınırı ne kadar yoğunlukta? Ya Bulgarlar çalışmıyor bak. Saat 7:10 var daha ya. Allah'ım yarabbim. En sağ geç bence. Annem bakıyor çünkü kesiyor. Daha bir dakika, bunlar var diye de değişiyor olabilir. En 7'de. En sağ bence. Evet. Sanki en az orada var gibi ama orada minibüs var abi buraya. Oradan yeşil açılırsa sanmıyorum açılacağını. Şimdi sandviçlerimizi yemeye başladık. Önümüzde 5 kadar araba var sanırım şu anda ama hızlı ilerliyor. Şöyle göstermek istiyorum. İçinde zeytin ezmesi, çedarlı krem peynir, hindi füme, roka, domates, beyaz peynir ve pesto sos var.
çok lezzetli olmuş. Pesto sosu önemli. Onu mutlaka söyle. Ama o ayrı lezzet veriyor. Evet. Mutlaka deneyim. Midem de aynı şeyi söylüyor zaten. Onur bu aralar biraz hassasmış arkadaşlar. Biz gayet seviyoruz bunu. Şimdi yiyelim bakalım. Ben beğenmedim. Sandviçlerde. Bakın şimdi Bulgar sınırını geçtikten sonra hemen sağ tarafta anne, böyle vinyet büfe diyeyim size, büfesi var. Evet. Evet. Anne yiyecek misin? Yiyecek şimdi, tamam. Bitirdik mi? Bitirdik hepsini. Yaşasın. Bir şey var ama anlamadım. Badeni var, muz var içinde bir tane. Anne bak ben açtıydım şu an, karnım tok benim. Vallahi bir de tok. Ben de tokum. Ha tamam. Şimdi bu vinyet büfesinden sistem olmadığı için vinyet alamadık. İlk benzinlikte yine bir otomat var. Oraya gittiğimiz zaman göstereceğim size. Ya buradan almanız gerekiyor ya da oradan alabiliyorsunuz. Yani burası aslında daha pratik oluyor ama önden de galiba alanlar varmış. Biz onu daha denemedik, öyle söyleyeyim. Genel itibariyle burada girişte alıyoruz ya da ilk benzinlikte alıyoruz. Almadan da ceza kesebiliyorlar. Aman aman siz olun, dikkat edin. Vinyetinizi mutlaka alın burada. Şimdi sınırdan geçtik. İlk benzinliğe doğru yoldayız. Yaklaşık 1 saat 40 dakika, 1 saat kadar bir yolumuz var Haskova'ya varmak için. Kızım hala uyuyor. Saatlerimiz 7 çeyrek geçiyor. Kahvaltılarımızı yaptık güzelce. Güzelce doyduk. Bakalım şimdi günümüz güzel başladı. Güzel devam etsin diye hala olumlu enerjiler göndermeye çalışıyorum. Tamam. Önce elektronik vinyet satın al dedik. Tam binek araç, römork araç, elektronik vinyet alalım. Çok da değil. Bizimki binek araç. Tamam. Sözleşmeyi kabul ediyoruz. Her zamanki olduğu gibi her yerden ya. Ve e-posta mı bu? E-posta. Ama isteği bağlı diyor muyuz? Tamam olsun. O zaman ileri de. Şu tıklamadan ileri gitmez bence. Tamam. Şimdi taşıt bilgilerimizi giriyorum. Şöyle sınıfımızı seçmemiz gerekiyormuş. Ve kayıtlı olduğumuz devleti seçmemiz gerekiyor. Bir hafta sonu değil mi? Hafta sonu sadece. Seç bakalım. Bugün tarihim. Hafta sonu değil ya, bir haftayı seçeceğim. Ha, evet, bir haftayı seçeceğiz mecbur. Bir hafta. Başlangıcı bugün. Seç 9'u. Aynen. 15'te. Ama burası aktif değil şu an. O sonu tamam, kendisi tamam. Atıyor ya, bir haftalık. Tamam, 13 leva. Onay. Bu kadardı. Bekliyorsun hazır olmasını. Evet. Vinyetimiz hazır oldu. Bu şekilde bir vinyet verdi. Şimdi devam edebiliriz yolculuğumuza.
2. Saat 8'i çeyrek geçiyor galiba şu anda. İşlemci ablamızı beklerken, bize yardımcı olacak ablayı beklerken annemler arabadalar şu anda çünkü Bade hala uyuyor. Girmeye çalıştık aslında da kapıyı da açamadık. Ay. Ay şunu. Hasta olmak istemiyorum ya. Çok soğuk burası. Hala çok soğuk. Yani şu üstümdekini iyi ki almışım. Almasaymışım herhalde donacaktım burada. Bulgarlar Rus asıllı. Ruslar soğuğa dayanıklı olur ama. Öyle bir şey değil. Neyse bekleyelim bakalım. Vespa buldum bir tane. Bakar mısınız tatlılığına bu akülü motor? Fiyatı 400 liraymış. Şu anda 19-18 gibi bir fiyatla çarpıyoruz. Yaklaşık 8000 lira civarına denk geliyor. Ben direkt 20 ile çarptım çünkü. Ama çok güzel ya. Bari de bayılıyor böyle şeyleri. Belki alabiliriz bunu 15 gün sonra tekrar gelmemiz gerekiyor çünkü. Bakalım belki babaannesi bunu almak ister. Çünkü aklında doğum günü hediyesi böyle bir şey varmış. Benim de aklımda ama. Faiye göstereceğim şimdi birazdan. Yanımızda değil o. Dışarıda bekliyorlar bizi. Ay çok hoşuma gitti ya. Çok güzel. Bundan 2 sene önce Burgaz'daki Jumbo'dan bakmıştım ben yine böyle bir motor. O zaman tabii daha uygun bir fiyatı. Çok güzel bir oyun evi bulduk şimdi. Bir de ona bakalım birazcık. Selam tekrar. İşlerimiz nasıl? Böyle tıkırında yine yürütemiyoruz. Onu söylemek için açtım sizi ve başımıza geleni göstereceğim. Hemen kameramı çevirip gösteriyorum. Bakın. Arabayı buraya park ettik. Benim kardeşim dedi ki nereden bilecekler ya burada kaç saat durduğumuzu dedi. Evet, sonuç bu. Bu gibi durumlarda ben demiştim demek hiçbir şey çözüm değil ama ben demiştim. Çünkü Mümin abimin başına gelmişti bu ve anneannem bizi defalarca uyarmıştı böyle kenarları bırakmayın oradan gelip arabaları bağlıyorlar şeklinde. Neyse, bir musibet bin nasihatten iyidir. Büyük sözü dinlemek her zaman bizi öne geçirir diyorum. Sessiz olun, böyle bilmediğiniz yerlere park etmeyin arabanızı ve engelli işareti var ama bir başta bir sonuna var. Orası mıdır bilemiyorum yani. Şu an park ettiğimiz yerin nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum. Bayağı işaretlemişler. Hani engelli şey de yok. İşaret de yok yani yerde. Böyle oldu. Şimdi bekliyoruz. Geldi ekip. Şimdi bir cezası varmış 25 leva. Onu ödeyeceğiz. Ondan sonra kaldığı saat başına bir leva daha alıyorlarmış. Onu da ödeyeceğiz ve arabamızı daha güvenli bir yere park edip muhtemelen bir şeyler yemeye geçeceğiz artık buradan. Bu arada bahsetmiş olduğum göz yanması. Evet, istiyorum. Şimdi biraz da fiyatları göstereyim istedim. Bakın pizzalar bu şekilde mi? Ve küçük ve büyük olarak bu şekilde gramajları değişiyor. Fiyatları da bu şekilde değişiyor. Biz hangilerinden söyledik size hemen göstereyim. Annemlerin hangisini söylediğimi şu an hatırlayamıyorum. Ama düşürüz 4 peynirliden söyledik. 4 değil daha fazla peynir var gibi burada. Büyük olandan söyledik. Ve aynı böyle buradaki gibi. Buradaki gibi geliyor. Görselleri aynı geliyor yani. Makarnalar bu şekilde. Onlar şu makarnadan istedi. 400 gramı 12 leva. Biz de bu makarnadan istedik. Karidesli makarna. Ve bunları kendileri yapıyorlar. Bu modelleri. Diğer ürünler de bu şekilde. Hani gelmek isteyenler ve menüyü de merak edenler için göstermiş olayım. Kızıma da çıtır tavuk söyledim. Bakalım gelmelerini bekliyoruz. Evet, bizim karidesli makarnamız geldi. Kızımın çıtır tavuğu burada. Onur, senin makarnan nasıl? Tat bakalım güzel mi? Tatlı güzel. Güzel, benim elim olacak. Güzel mi? Sıcak. Güzel. Ben çok uzun zamandır böyle deniz mahsulü makarna yemek istiyordum. Kendim yapmak istiyordum hatta evde. Şimdi böyle deneyimleme şansım olacak. Evet çok kolay. Şimdi gidince filede hep satılıyor zaten. Ben sana yaparım yani. Kalamarı yapalım bu hafta? Evde kalamarımız bir sürü var. Kalamarımız var. Karides de var aslında ama onların iyiliğinden çok şüpheliyim. Şimdi tadıyorum. Hadi elini al annem, elini al. Çok güzel. Tamam beyefendi. Hmm.
Kesinlikle yeni favorim oldu. Şimdi kızımı yedirmeye gidiyorum. Pizzalarımız da geldi bu şekilde. 4-5 yedim bu. Bunun adını hala bilmiyorum. Şimdi bize afiyet olsun. Her şey yedik. 189 tutmuş. Tabii bunu TL'de şu an çarpmak çok mantıksız ama güncel rakamlar bu şekilde. Herkese salı gününden merhaba arkadaşlar. Halimi görüyorsunuz. Bayağı bir durumdayım. Dün akşam eve kaçta geldik biz? Saat 10'du galiba. Badenin karnını doyurdum. Daha sonra yatalım dedik, 11 gibi yatmıştık. Ama Bade en son uyandığımda, yani ben uyumuşum artık, gerçekten bayılmışım. Çünkü önceki gün de 2-3 saatlik uykuylaydım. 2'ye geliyordu, belki de 2.30'tu. Daha yeni dalmıştı yani, öyle söyleyeyim. O zamana kadar kıpır kıpır sürekli hareket etti. Bir türlü uyutamadım yani, ama çocuk zaten akşam yolda uyumuştu yani. Ona da gerçekten mana yok. Bugün de annemler kalmak zorunda kaldılar. Çünkü işleri bitmedi. Biz de kızımla işe geldik. Ne yapıyorsun öyle? Çok afacan oldu bu kız ya. Bu kız çok afacan oldu ya. Şimdi bir tane kargom var. Dün yaşadıklarımızdan aslında birazcık bahsetmek istiyordum ama daha sonra akşam belki Faricim'le bahsederiz. Dur bir dakika, tamam, vereceğim bir saniye. Bak elini uzatıyorsun, dökeceğiz şimdi oradan onu. Hadi kargo açalım. Gelecekler zaten biraz. Hadi gel. Bas yere kargoyu alalım. Çok güzel bir şey geldiğini düşünüyorum. Buna da sizinle birlikte açmak istedim tabii ki. Bu arada tam Bulgaristan'da bir günümüz olmadı arkadaşlar. Farfali taneciğim, onunla oynayabilirsin. Zaten oyuncak gibi bir şeymiş. Yine kırık geldi. Ayakkabıları gönderirken o kutular kırılıyor kargoda. Ne anneciğim? Açılıyor. Evet, açılıyor. Açılıyor. Bir ayakkabımı takmamışım. Parmak da mı yapılıyor? Çok güzel. Böyle kısa topuklu, sürekli giyilebilecek bir şey çok ihtiyacım vardı. Ve altları da inanılmaz rahat görünüyor. Benim giyim ayakkabılarımı biliyorsunuz. Marka söyledim ama kendim almıştım o zaman. Marka Telli'den almıştım. Çok güzeldi gerçekten. Hala da giyiyorum onları. Sadece üstündeki Cinderella modelini almıştım ben ayakkabı olarak. Üstündeki taşları artık zamanla yapıştırıcı etkisi geçmiş ve taşları dökülmüş. Bayağı dökülmüş yani. Nereden baksanız %40'ından fazlası dökülmüş görünüyor. Kötü görünmüyor. Altlarındaki yapıştırıcı yerleri falan da aslında kötü değil. Ama onları artık o şekilde giymek istemiyorum. O yüzden dedim ki böyle bir ayakkabı alayım artık kendime. Bu da işte bayağı uzun bir süre giyilebilecek bir şey. Altları tertemiz, hiçbir şekilde bir şey olmamış. Bir saniye anneciğim. Umarım olur bu arada numarası. Şu ön bantları birazcık sıkıyor gibi. Onları bir ayakkabıcıya sorup genişlettirebilirim. Bence güzel oldular. Ve rahat oldular yani. Hadi bakalım. Öyle giyeyim ben. 2 saniye kahve çay demlemeye gidip dönene kadar şuraları o kadar çok acıttı ki, bir ayakkabıcıya soracağım çünkü bunlar gerçek deriler. Şurası genişletilebiliyorsa evet giyebilirim, ama genişletilemeyecekse, yani bakın görüyorsunuz zaten ne kadar şurası rahat. Gerçekten şu alt kısmı çok rahat ama burası olmadı. Şurası çok battı. Muhtemelen iade olacak ya, üzüldüm biraz. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden çarşamba, işe geldim yine. Saat 8.30 oldu. Videomu kapatmaya geldim açıkçası. Şöyle kahvemi demledim. Bir tane de kargom vardı, dün geldi. Bade'ye doğum günü yapacağım. Bade'nin doğum günü 10 Ekim. 3 yaşına dolduracak artık kızım. Ama ben şey yapayım istedim. 13'ünde yapayım istedim. Çünkü 10 Ekim hafta içine denk geliyor. Videomu da aslında birazcık gecikmeli kapatıyorum. Bugün günlerden çarşamba ama tam geçen hafta çarşamba kapatmam gerekiyordu ve dün de vlog yayınlayamadım.
Çünkü bazı sıkıntılarım var. Böyle geldi mi her şey üst üste geliyor. Kendim için yeni bir oluşum içerisindeyim. Zaten onaylanırsa ilerleyen videolarda bunu izliyor olacaksınız. Aslına bakarsanız biraz da üzgünüm. Bakalım bir kesinleşsin, ondan sonra konuşalım. Şu an konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum çünkü bununla alakalı. Şimdi kargomu açalım. Bulgaristan'daki sorunlardan biraz bahsedeyim size. Bizim orada ikamet ettiğimiz adres tadilatta ve işlemlerimizi bu şekilde devam edemiyoruz. Açık açık da şu anda her şeyi anlatmak istemiyorum çünkü hani her şey bir olsun bitsin, çünkü biliyorsunuz ki yani benim başıma olmadık şeyler gelebiliyor. Herkesin işi tıkırında, yolunda giderken ben böyle tökezliyorum. Sağlığımız yerinde olsun. Yani bir de iyi, olumlu enerjiler göndererek falan başlamıştık videomuza. Ama yine söylüyorum, sağlık olsun. Bugün olmaz, yarın olur. Bir şey biter, başka bir şey başlar. O yüzden kesin konuşmamak lazım. Neyse, bu konuyu burada kapatayım. İşlemlerimiz bayağı bir sorunlu devam ediyor. Bunun için tekrar gitmemiz gerekecek, bir dilekçe vermemiz gerekecek falan filan, yani işte böyle işler olmadı, yani öyle söyleyeyim size. Bununla alakalı aslında dua edebilirseniz böyle kolaylıkla, neşe ve ihtişamla işimiz tamamlansın diye çok mutlu olurum. Şimdi kargomu göstereyim size. Konseptimizi aslında az çok anlayacaksınız. Balonlarımız şöyle. Bu arada bu şekilde pembeli bir konsept bade hiç yapmadım. Pembe bir elbise de daha önce giydirmedim. Şöyle bir konseptimiz var. Buna ilave kutup yıldızı balon gelecek. Ama folyo balon olarak bunlar yeterli. Bunları ek sadece aynı renklerden bir paket daha almayı planlıyorum. Zaten sanırım bunların içinde minik balonlar yok. Muhtemelen aynı renklerde minik balonlardan alacağım. Yine teyzemlerde çatıda yapmayı planlıyorum. Bakalım gidişat ne gösterecek. Doğum günümüze biraz daha zaman var. Tam bir ay kalmış. Artık bu aşamada elbisesini falan hallederiz. Ben kendimi aldım, daha denemedim. Onu bir sonraki videoda göstereyim size. Çünkü kargo geldi, bu canım çok sıkkındı. Açıkçası açmak istemedim arkadaşlar. Ayakkabımı zaten biliyorsunuz. Yine şunları giyerim diye düşünüyorum. Bakın. Şunları giyerim diye düşünüyorum. Bunları iade etmeyeceğim. Bunlar Zara muadili arkadaşlar. Üzerindeki inciler sadece biraz daha mat geldi ama ayakta olduğu için çok problem etmedim ben. Yani iki katıdan fazla bir fiyat ödemektense bunlar gayet işimi görür diye düşünüyorum. Aynı şekilde çok rahat oldular. Ayağımda da güzel durduklarını düşünüyorum. Bu şekilde. Şimdi beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle güzel başlayıp aksiliklerle biten bir vlog olmuş oldu. Artık sonraki videolar çok çok daha güzel olsun diye umut ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Dualarınızı bekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.